Sayın Eyüp Kahveci bizlerle birlikte. Makedonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Yayınlarımızın başından beri Balkanlar Özel yayınını planlarken hep dedik ki ilişkilerimizin duygusal boyutu tam. Orada bir sıkıntımız yok çok şükür. Ama daha fazla ticaret olsun, daha fazla ekonomik etkileşim olsun, buraya daha fazla yatırım olsun dedik. Bu anlamda sizin söyleyecekleriniz çok önemli. Öncelikle bize Makedonya Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin gerçek potansiyelini yansıtıp yansıtmadığını değerlendirir misiniz lütfen? Ben Makedonya'ya 2004 senesinde geldim. 2004 senesinde geldiğimde ki biliyorsunuz bu Makedonya 1991 senesinde bağımsızlığını elde etmişti. Hı hı. Ben geldiğimde hemen hemen hiçbir şey yoktu diyebiliriz. Yani 13 senelik bir kayıp süremiz vardı. 2008 yılında biz Makedonya Türkiye Ticaret Odası'nı kurduğumuz zaman Makedonya'da 50 milyon euro civarında bir Türk yatırımı vardı. Bugün Allah'a şükürler olsun ki 1 milyar euroyu geçmiş durumdayız. Her ne kadar iki ülke arasındaki ticaret hacmi istenilen seviyede değilse de bölgede, Balkanlar içerisinde Makedonya bizim en organize olduğumuz ve potansiyelimizi daha tam yakalayamamışsak da ileride olduğumuz ülkelerden bir tanesi. Hı hı. Bu açıdan çok mutluyuz. Eyüp Bey, bu ilişkilerin bir adım öteye taşınması için altyapı mevcut mu? Yani bazı Balkan ülkelerinde sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Şöyle sıkıntılar, mesela Türk yatırımcılar, ticareti geliştirmek isteyen yatırım sektörü bürokrasinin çok yavaş olduğundan, yasal altyapının yeterince kendilerini desteklemediğinden ya da tedirginlik yarattığından şikayet ediyorlar. Makedonya için bu durum geçerli mi? Allah'a şükürler olsun. Makedonya'da biz diyebilirim ki kendimizi kendi evimizde gibi hissediyoruz. Yani gerek Makedonya hükümeti Cumhurbaşkanı seviyesinden bürokrat seviyesine kadar bütün kademelerinde herhangi bir sıkıntımız olduğu zaman çok rahat erişebileceğimiz bir noktadalar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine bu vesileyle. Mesela Ramazan ayında Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan konuklarımız oldular. Hı hı. Sayın Bakanlar hakeza herhangi bir sıkıntımız söz konusu olduğu zaman en hızlı bir şekilde bize yardımcı olmak için gerekli çabayı gösteriyorlar. Tabi ufak tefek sıkıntılar yok mu? İllaki var ama şunu diyebilirim ki Makedonya ve Türkiye arasındaki ilişkiler bu açıdan mükemmel. Yani hem siyasi ilişkiler mükemmel hem de ekonomik ilişkiler mükemmel. Dolayısıyla bizim böyle bir sıkıntımız yok. Yani siyaset aslında ekonominin geliştirilmesi noktasında bir irade ortaya koyuyor. Çok önemli tabii. Bu iradeyi ortaya koyması da diğer sorunların çözülmesi açısından büyük önem taşıyor önemli diye tahmin ediyorum. Yani şimdi biz Makedonya Cumhuriyeti'nde herhangi bir konuda bir sıkıntımız söz konusu olduğu zaman bunu en üst makamı en rahat bir şekilde iletebiliyoruz ve Sayın Büyükelçimizin tabii bu konuda çok büyük katkıları var. Bunu belirtmek istiyorum. Biz Makedonya Türkiye Ticaret Odası olarak tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Hı hı. Yani bizim yönetim kurulu toplantılarımızda Sayın Büyükelçimiz çoğu kez başkanlık ediyor. Hı hı. Makedonya Ekonomi Bakanı da bizim aynı zamanda onursal başkanımız. O da bazı toplantılarımıza başkanlık ediyor. Hı hı. Yani Makedonya'daki bütün kurumlar, TİKA, Yunus Emre, Ticaret Müşavirliği, Büyükelçiliğimiz, biz bütün toplantılarımızı beraber yapıyoruz. Ve dolayısıyla kararlarımızı beraber alıyoruz. Hatta biz bu anlamda 2015-2020 vizyon planımızı da oluşturduk. Dolayısıyla bu çerçevede de çalışmamıza devam ediyoruz. Amacımız şu anda 1 milyar euro olan büyüklüğümüzü 2 milyar eurolara çıkartmak ve Makedonya'dan da daha yukarılara, Sırbistan gibi ülkelere açılmak istiyoruz. Evet, burası önemli bir nokta. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum Eyüp Bey. Yani Makedonya'nın bir merkez üs haline getirilmesi ve Balkanların tamamına yönelik politikaların geliştirilmesi noktasında bu anlamda bir vizyon, bir strateji ortaya konulması önemli. Bu da sizin programınız dahilinde tabii sanıyorum. Tabii zaten biz buna büyük bir katkı veriyoruz ve inanıyoruz ki Makedonya her ne kadar küçük bir ülke bile olsa bütün Balkanların ve Güneydoğu Avrupa'nın kavşak ülkesi. Hı hı. Yani bu ülkenin özelliği stratejik olarak çok önemli bir noktada bulunması. Yani Avrupa'yı kuzeyden güney ve doğudan batıya bağlayan yollar Makedonya üzerinden geçiyor. Hı hı. Buradan Sırbistan'a, Kosova'ya, Arnavutluğa, Yunanistan'a ve Bulgaristan'a ulaşmak çok kolay. Biz de Makedonya'daki yapılanmamızı bir noktaya getirdik. İnşallah bundan sonraki amacımız daha yukarılara çıkmak. Oradaki varlığımızı da arttırmak istiyoruz. Eyüp Bey, buradaki Türk toplumu iki ülke ilişkilerinde önemli bir faktör.
bunun bir avantaj olarak görülüp görülemeyeceğini soracağım size. Yani Makedonya Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde Türk toplumun varlığı bir avantaj olarak değerlendirilebilir mi? %100 öyle. Yani biz buraya geldiğimiz zaman mesela ben kendimden örnek vermek istiyorum. Ben ailemle burada yaşıyorum. Ben Trabzonluyum. Ama ailemle burada yaşıyorum ve kendimizi kendi evimize gibi hissediyoruz. Niye? Eşim çarşıya pazara çıktığı zaman Makedonca bilmiyorsa bile Türkçe konuşma imkanına sahip. Bunun çok büyük avantajı var. Zaten Makedonya halkı da bütün Arnavutu'yla, Boşnağı'yla, Türkü'yle, Makedonu'yla Türkiye'ye sıcak bakan bir ülke. Özellikle bu son dönemdeki dizilerin çok büyük katkısı var bunda. Bunu belirtmek istiyorum. Yani şu anda diyebilirim ki bütün bölgede en rahat yaşanabilecek olan ülke, kendinizi evinizdeki gibi hissedeceğiniz ülke Makedonya'dır. Hangi alanlar Eyüp Bey? Yatırımcı Makedonya'ya geldiği zaman bu alanlarda yatırım yapabilir, ortam buna müsaittir diyebileceğiniz, tespit ettiğiniz alanlar var mı? Şimdi Makedonya'nın özelliği şu, Makedonya bir tarım ülkesi. Bunu söylemek lazım. Makedonya'da iki tane büyük ova var. Bu ova Yugoslavya zamanında da bütün bölgenin meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan ova. Tarım açısından çok elverişli bir ülke. Ama biz Makedonya'yı şöyle görüyoruz. Makedonya bir lojistik üsttür. Yani ticaret yapacak olan insanlar için de, yatırım yapacak olan insanlar için de çok büyük avantajlar barındırmaktadır. Mesela ticaret yapacak insanlar eğer Makedonya'yı üs olarak alırlarsa kendilerine 650 kilometrelik bir yarı çapta 200-250 milyon insana ulaşma şansına sahipler. Yani günlük gidip gelme mesafelerinde birçok ülkeye erişme şansınız var. Ve Makedonya'nın vergi mevzuatı birçok ülkeye göre çok daha iyi. Yani kurumlar vergisi %10, gelir vergisi %10. Dolayısıyla bunlara dikkate aldığımız zaman ticaret açısından Makedonya'yı üs olarak kullanıp çevre ülkelere iş yapmak en akılcı yöntemdir. Yatırım açısından da bakıldığı zaman Makedonya'nın serbest bölgeleri içerisinde yatırım yapan bir Türk yatırımcı Türkiye'ye göre en az %25-%30 civarında daha ucuz üretim yapma şansına sahip. Çünkü niye? Arazi bedavaya yakın fiyata devlet veriyor. 10 yıl boyunca vergi ve gümrük almıyor. Dolayısıyla bu tip avantajları dikkate aldığımız zaman Makedonya hem güvenliği açısından hem Türkiye yakınlığı açısından hem bölge yakınlığı açısından çok büyük avantajlar içermekte. Sayın Kahveci, yatırım ve ticaret için insan gücü de çok önemli. Balkanların geneli itibariyle baktığımız zaman aslında Türk yatırımcı ve aslında ticaret erbapları için burada insan gücünün de mevcut olduğunu biliyoruz. Makedonya için durum nasıl? Makedonya'da kalifiye iş gücü noktasında bir sıkıntı var mı? Şimdi Makedonya %30 civarında resmi işsizlik olan bir ülke gibi gözüküyor ama tabii gerçek rakamların bu olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü son dönemde Makedonya bayağı bir dışarıya göç verdi. Genç nüfus Makedonya'da iyi eğitimli ve akıllı ve zeki bir genç nüfus var. Kalifiye eleman meselesine gelince kalifiye eleman olabilmesi için o sanayi sektörünün daha önce burada var olması lazım. Deneyim. Evet, deneyim olması lazım. Yeni yeni kurulduğu için Yugoslavya zamanında Makedonya 400 civarında fabrika teslim almış ama bunların hepsi bir şekilde kullanılamaz hale gelmiş. Şimdi yeniden sanayisini kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla o bir geçiş dönemi var. O geçiş döneminde ki insanlar zaten yaşlandılar eskileri. Yenileri de yeni yeni bu işi öğrenmeye çalışıyorlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Burada iş yapan Türk iş adamları 10 bin üzerinde insan istihdam ediyorlar. Dolayısıyla ufak tefek sıkıntılar olmakla birlikte gayet de memnunlar. Yani eğer oryant ederseniz, insanlara hizmet içi eğitimden geçirirseniz, eğer yetiştirirseniz hepsi hemen hemen şeydir. Yani kalifiye olma potansiyeline sahiptir. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Türkiye-Makedonya ticari ilişkilerinin istenilen seviyeye çıkması hem iki ülke ilişkileri açısından büyük önem taşıyor hem de soydaşlarımızın buradaki varlığı noktasında büyük önem taşıyor. Bu anlamda sizin temennilerinize ve katılalım ve çalışmalarınıza başarılar dilerim. Bu ölçüde bir şey daha söylemek istiyorum. Biz eğitime çok önem veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Beyefendi'nin talimatlarıyla Makedonya'daki yetim ve öksüz öğrencilere burs veriyoruz. Onların okutmasını sağlamaya çalışıyoruz. Böyle bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hepsi bir bütün. Çok yani Makedonya'da sırf Türkler de yok. Onu da söyleyeyim. Arnavutlar, Boşnaklar, Makedonlar hep beraber burada birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Efendim, birlikte yaşama kültürünün buradaki etkisini sokaklarda hissedebiliyoruz. Evet. Bu kültürün hiçbir zaman bozulmamasını dileyelim. Çünkü bozulduğu alanlarda ne büyük felaketler yaşandığını acı tecrübelerle biliyoruz. O açıdan bu birlikte yaşama kültürüne vurgu yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun.